Ne işin var bu arabada? Aa, aşkım sen uyandın mı sen? Ne zaman uyandın? Ya kapat şu müziği, sonuna kadar açmışsın bir de. Ya bir şey söyleyeceğim. Sen niye bu kadar sinirlendin? Vallahi hiç normal değil bu ya. Sen bir şey söyleyeceğim. Aç mısın sen? Bir şeyler yedin mi? Senin şekerin düştü. Ya manyak mısın? Aç falan değilim. Ayrıca senin aşkın değilim. Biz nasıl geldik buraya? Kaçırdım seni. Ya ne kaçırması? Kafayı mı yedin? Ya evlendim ben, düğünden kız mı kaçırılır? Kaçırılır tabii. İzin verseydin biz evlenirdik. Bu da bizim düğün arabamız olurdu. Ahmet saçmalama. Çek sağa, durdur şu arabayı. Kaza yapacağız. Ya davranın başını derdin, saçmalama. Vazgeçmem. Eğer sorun çıkartırsan önce seni sonra kendimi vururum. Ya niye önce seni vururum dedim biliyor musun bebeğim? Çünkü eğer önce seni vurmazsam o zaman kendimi kendimi nasıl vuracağım öldükten sonra? Neyim ben? Yaşayan ölümeyim ben. Nasıl vuracağım kendimi, anladın mı? İndir şu silahı. Bak elinden bir kaza çıkacak. Silahları sevmem. Hadi. Ben de sevmem. Aa, ben nefret ederim silahlardan ya. Bak ne kadar çok ortak özelliğimiz var. Görüyor musun bebeğim? Ben de hiç sevmem silahı. O yüzden silahlar sussun, barış konuşsun. Oo. Aşkım senin elin ne kadar ağır böyle ya. Ya sen fitness mı yapıyorsun, body mi çalışıyorsun, bodybuilding mi çalışıyorsun, ne yapıyorsun sen? Yemin ediyorum şu anda kan gitmiyor ya, kol felç oldu ya, işlemiyor. Gidelim mi? Hadi gidelim. Hadi gidelim. Alo, kimsin? Alo dede, benim ben Ahmet. Hangi Ahmet? Ya Allah aşkına dede ya, kaç tane Ahmet var? Vasfi'nin oğlu Ahmet, torun da Ahmet işte. Aa, hayırsız Vasfi'nin hayırsız oğlu Ahmet'i. Ben senin babanı da sevmezdim zaten. Ya dede, ayıp oluyor ama rahmetli babamı niye karıştırıyorsun bu işe? Hem ben seni fırsat buldukça ararım ya. Hadi lan oradan pezemek seni. Fırsat buldukça ararmış. 3 ay mı oldu, 5 ay mı oldu? Külahımı anlat. Ama dede ben bu aralar çok meşguldüm. Ah meşgulmüş, hayırsız işte. Başbakan mı oldun da haberimiz yok. Dede bak bu sefer vallahi aşırı derecede hayırlı bir iş için arıyorum. Ama şu anda konuşamayacağım. Yanına geliyorum. Sen evdesin değil mi dede? Evdeyim, evde. Nerede olacağım ha? Hayırsız işte. Ne olacak hayırsız? Allah. Oh. Abdest de bozuldu. Oh. Abdest tazeliyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya Rabbi ya Resulallah ya. Cenabet pezemek suda kesildi. Bu mu yani planın? Beni düğün günü kaçırıp dedenin köydeki evine götürmek mi? Ya Gül, Allah aşkına başlama sen de şimdi ya. Planım yok henüz. Biraz zaman kazanıp salim kafayla düşünmeye gidiyoruz. Planı ondan sonra yapacağım. Ahmet bak sen gerçekten çok iyi birisin. Sağ salim geri dönelim. Sen de bu sevdadan vazgeç. Hem bak ben artık evlendim, bak. Oha! Evlendiğin gibi boşanırsın. Ya kızım ben sensiz yaşayamam, ben sensiz yapamam. Ölürüm, anlamıyor musun ya? Tamam ben de böyle olsun istemezdim ama bana başka çare bırakmadın. Seni deli gibi, köpek gibi sevdiğimi bilmene rağmen gittin beni terk ettin. Sonra da bir tane lavukla evlendin. Halbuki ne kadar mutluyduk. Doğru düzgün bir işin bile yok. 5 parasızsın, orada burada yatıp duruyorsun. Tamam bir süre çok mutluyduk, doğru. Ama gerçekler böyle değil. Biz bu şekilde bir yuva kuramayız. Ya sadece sevmek yetmiyor. Thank you.
taraftan. Hoş geldin sen bacım. Hoş bulduk Nergis. Ama inan canım çok sıkkın. Sen hiç merak etme sen bacım. Halledeceğiz. Bizim arkamızda kapın gibi atamız var. Evet. Ama bu işi atamız bilmeden çözmeliyiz. Biliyorsun. Seviyorum bu şerefsizi. Atamız bilse hemen öldürür onu. Doğru diyorsan kesin vurur. İşte o yüzden atamız bilmeden çözmeliyiz. Önce bulalım da bu şerefsizi. Peki. Bulabilecek miyiz? Elbette. Sen hiç merak etme sen. Araca geçelim konuşalım. Nasıl bulacağız bu eşeği? Lan ne plan plan. Kullandıkları araç kiralık bir araç zaten. Arabada GPS bağlantısı var. Nereye gittiklerini görebilerek. Dur göstereyim. Onu buradan takip ederek. Bulduğumuz yerde de... Ne, niye? Ne, niye? İşte ben de onu soruşuram. Ne, niye? Önce sağ salim bulalım da şu şerefsizi. Sonra icabına bakarız. Gül. Şişt, gül. Gül! Ne var be? Ne? Ya sana bir şey soracağım. Düğünde sana hiçbir şey taktın mı moruklar? Ne diyorsun lan sen? Ya taktı mı derken yanlış anladın. Yani şey taktım, bozuklu, para, altın, gümüş, çatal bıçaklık, sikke. Bir şey taktılar mı yani? Senin paran yok değil mi yine? Var. Böyle bir soruyu bana sorduğuna inanamıyorum ya. Bok gibi para var kızım bende. Ama bütün servetimi yanımda taşıyacak halim yok herhalde. Acil durumlar için soruyorum kızım. Ya ben bundan daha acil bir durum gerçekten düşünemiyorum. Ya vallahi ya. Kızım üstünde varsa biraz versene. Biraz ver. Borç ver. Borç, borç. Vallahi ödeyeceğim. Benim sözüm senettir kızım. Vallahi ederim. Biraz art bir şey ya. Sen bir bana baksana be. Benim bankaya benzer bir halim mi var? Ya hem kız kaçırıyorsun hem cebinde 5 kuruş para yok. Ya ben işte bundan bahsediyordum sana ya. Tamam. Ben hallederim. Ahmet halleder. Nasıl halledeceksem anasını satayım. Aha! Kızım kul sıkışmazsa Hızır yetişmez. Bak zarflara. Gördün mü düğün zarfı? Kesin dolar vardır bunların içinde. Şakir'im. Söyle kurma olurum. Nasılsın? Başladın mı işe? Ha, bismillah. Bugün başladım. İyi, hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Her şey yolunda mı? Lan en külüstür arabayı vermişsiniz bana. Kazasız belasız ilk cenazeyi almaya gidiyorum inşallah. Ne biçim konuşuyorsun lan? Ne külüstür arabası? O araba taş gibidir be. 10 yıl çalıştım ben arabayla. Ne beni ne cenazemi bir kere olsun yarı yolda bırakmadı. İyi, bana bak. Adam gibi giyinseydin ha. Yoksa şikayet ediyorlar ben sana söyleyeyim oğlum. Lan oğlum yok, jilet gibiyim. Takım elbise aldım. İyi, aferin, aferin. Bana bak, hep acılı, üzüntülü insanlarla karşılaşacaksın lan. Sen biraz asabisindir, biraz sakin ol, tamam mı? Kendine dikkat et. Lan Şakir, yüzündeki nuru şimdi anladım lan. Oğlum ben de bugün nikahımı kıyacağım lan, hayırlısıyla. Hadi, Allah utandırmasın, kolay gelsin. Belediyeye geldiğinde görüşürüz, tamam. Hadi, hoşça kal, hadi. Eyvallah kardeşim, Allah'a emanet. Selametle kalbe. Selam. Nikah memurusunuz değil mi? Evet Şakir. Ben de damat Salim. Memnun oldum. Şimdi giyeyim hemen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Şey, salon biraz boş gibi de sorun falan yok değil mi? Hayır da canım, nereden çıktı? Hiçbir sorun yok yani. Yok, hayır ben şeyden dedim, nikah 20 dakika kaldı da hani bir sorun falan varsa. Yok öyle bir sorun, olmaz. Geleceklerdir. Salim. Neşe gelin odasına kilitledi kendini, çıkaramıyorum. Nasıl kendini odaya kilitledi? Ya ağlama krizine de girdi ya. Bir baksana şuna. Ağlama krizi mi? Bir dakika biz geliyoruz. Bir dakika hayal et. Bir dakika. Feride. Söyleseydin şu dombilerin de geleceğine daha büyük pasta alırdım. Şuna bak aynı çocukluğum. Senin de cimriliğin tutmuş Osman. Küçücük pasta almışsın çocuklara.
Nereden bileyim Feride? Sen çocuklar gelecek dedin. Dedin mi bana Van Görücü Alavarı gelecek diye? Sus, tamam tamam. Her şeyde bir cevabım var yani. Hadi. İki doğdun arda. İki doğdun arda. İki doğdun, iki doğdun. İki doğdun arda. Aslan oğlum benim. Aferin benim güzel oğluma. Şimdi çocuklar, bu pastayı hepiniz için aldım. Paylaşarak yiyin, tamam mı? Paylaşarak. Sen merak etme Osman amca. Biz en iyi şekilde paylaşırız. Allah Allah. Feride, bak bu çocuğa göz kulak ol. Hepsini yer bu, hepsini yer. Osman tamam. Aferin benim güzel oğluma. Aha. Ahmet. Aslanım benim be. Vallahi unutacaksın sandım, şaşırttın beni, hatırladın demek yeğeninin doğum gününü. Doğum günü mü? Ne doğum günü ya? Ha, Arda'nın doğum günü. Yeğenimin doğum günü. Mutlu yıllar aslan yeğenim benim, koçum yeğenim benim. Mutlu yıllar Arda. Evet abi, tabii tabii. Ben onun için aradım zaten ben abi. Abi başka bir konu daha var. Çok önemli bir konu seninle konuşmak istediğim abi. Dinliyorum Ahmet, söyle. Çok gürültü var orada ya, söyle. Abi şimdi şöyle, abi hayır ben sizin ağzınıza sıçayım ben sizin, ağzınıza sıçayım. Bana mı dedin lan? Oğlum sen neredesin lan? Çin borsasında mısın? Düğünde misin? Neredesin sen ya? Yok abi, ne düğünü? Düğün yok. İnşallah o da olacak ama yok yani. Abi ben kız kaçırdım. Hay senin ben ağzına. Efendim abi, bana mı dedin abi? Kızdın mı abi? Yok oğlum, sana demedim. Ahmet, senin sesin hiç gelmiyor ya. Ahmet, Ahmet kapat telefonu. Evimde kıtlık başlıyor Ahmet. Kapat, arayacağım ben seni. Kapat, kapat. Abi, alo. Ya, hepsini bitirdiniz mi? Bana hiç bırakmadınız mı? Ulan insan bir dilimcik bırakır be. Zaten küçüktü pasta Osman amca. Ben sadece bir dilimcik yerim. Çocuk haklı. Çocuk haklı. Nereye haklı Feride? Bu çocuk yemiyor ya. İçine atıyor içine. İçine atmaktan bu hale gelmiş zaten. Şuraya... Ya Feride pasta süsünü bile yemiş ya. Ya burada 6 tane mum yok muydu? 2 tane kalmış. Osman mumların da mı hesabını yapıyorsun? Vallahi içim kurudu ya. Çocuğumun doğum gününde aç kaldım be Feride. Ya gözünü seveyim, bana şalgam suyu, soda, ayran bir şey ver ya. Tamam tamam. Oğlum yavaş lan. Tabak o tabak, tabak. Nasıl bir çevren var senin ya? Bok mu var evleniyorsunuz? Aha bir tane de burada. Sen de bok mu var evlendik? Sen de bok mu var beni kaçırıyorsun? Ya senin derdin ne? Sevdalıyız biz kızım, sevdalı. Bizim tek derdimiz bu. Saatte 5 kilometreyle gidiyorlar bir de ya. Yok ben geçeceğim bunları, sollayacağım ben bunları. Bunlardan kurtulmam lazım. Ya madem yolu bilmiyorsun, ne diye en öne geçiyorsun? A benim şapşal kardeşim. Ablacığım, bana şimşek alimdenler. Tabii ki en önde olmam lazım. Aa, bizimkiler! Solladılar! Halil, dur 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 bak! Gidiyorlar! Evet, gördün mü? Evet, gittiler. Al sana şimşek, şimşek alim. Hemen takip ediyorum. Yürü, yürü! Havalara bak, düdük bakarlar. Kurtuldum sizden. Ne öyle dat 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 dat. Evlenin de ananızınkini görün. Sen de öyle bas da benzinin bitiversin. Hoppa. Benim gördüğümü sen de görüyor musun?
Güneş gözlüğü taktım diye beni kör mü zannettin? Görüyoruz herhalde. Ne yapalım o zaman? Durduralım mı? Damat da heyecanlıdır şimdi. Daha iyi ya işte. Heyecanına heyecan katarız. Durduralım diyorsun yani. En kötü zarf alırız. Zarf mı? Bu düğün zarfı rüşvete girmez mi? Yok canım, olur mu öyle şey? Girer mi dersin? Vallahi birilerine girer de kime girer bilmiyorum. Bize girmesin de kime girerse girsin. Gerçekten şu an ne yapacaksın çok merak ediyorum. Biz bunlara şey mi yapsak? Zarf mı atsak biz bunlara? Ha bir de polise rüşvetten tutuklanıver tam olsun. Gelin arabasını durdurmazlar ya. Durdururlar mı? Durdurmazlar herhalde değil mi? Durdurmazlar. Çek sağa, çek 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 çek. Vallahi durduruyor. Selam gençler. Hayda, polis çevirmesi. Çok oyalamasınlar bari. Düğüne geç kalacağız vallahi. Polis bu, sağ solu belli olmaz. Neyse ki öndeki arabada gelinle damat var. Onlar gecikirse biz de gecikiyoruz. Sonuçta bizim düğünümüz değil ya. Allah mutlu etsin. Mutluluklar dilerim. Evet, teşekkürler memur bey, sağ olun. Gelin hanım, sen bu adamla evlenmekte kararlı mısın? Efendim memur bey, anlamadım. Ya şaka yapıyorum damat bey. Biraz cimri sanki ha? Ya diyorum ki hani düğün, konvoy, gelin arabası, gelin, damat, hediye. hediye. evet, çok doğru. Kusura bakmayın memur bey, yani evlilik falan zor, kafam kazan gibi oldu, dalmışım. Zarf. Ama benim bir de arkadaşım var. Yazık, aklı kalmaz. Tabii. Doğru. Ne demişler? Gelin ata binmiş, fıttıra inmiş. Siz niye gelmişsiniz bu kadar? Yoksa arabada ceset var da polislere yakalanmamak için düğün konvoyu süsü mü verdiniz he? Evet. Doğru. Bagajda ceset var. Ölmüş. Allah rahmet eylesin. Öldü evet. Sen de artık bu cezayı hak ettin. Tut bakalım şunu. Memur bey, bir şey soracağım. Adresimizi mi yolluyorlar yoksa bizim almamız mı gerekiyor? Yok, hiç zahmet etme. Bu kapına kadar gelir, hatta oturma odana. Ya bu cezai durum falan nedir? Bu 15 gün içerisinde ödersen %25 daha... Yemin. İndirimli. Ya bu bürokrasi falan bizim belimizi büküyor Memur bey, yemin ederim. Oha! Ama yani lütfen, adam ölmüş ya. Olacak o kadar. Biz yaşıyor muyuz sanki? Tövbe estağfurullah, tövbe yarabbi ya. Ceset derken yani ceset? Ceset mi? Yok. Ceset. Ne cesedi ya Memur bey? Tövbe estağfurullah, Allah'ım yarabbim. Ceset yok. Ya ben espri yaptım, espri. Gerginliğinizi biraz alayım dedim. Memur bey, biz artık gidelim mi? Gidin. Hayatımda bu kadar yavşak bir polis görmedim ya. Yemin ediyorum ceza yazsaydı bu kadar uyuz olmazdım ha. Ya şaka mı, hoşuma gitti ama yani bayağı heyecanlıymış. Kim, polis mi? Ağza çalıyor. Alo. Efendim Ekrem. Lan lastik patladı, yolda kaldım. Cenaze almaya yıkanmadan mı gittin? Allah cezanı vermesin senin. Neredesin peki? Çeşme yolundayım. Nerede? Çeşme yolundayım. Çeşme yolunda. Otobanda mısın? Yok, otobanda değil. Otobanda değil. Niye otobandan gitmedin ki? Ya ne bileyim, sahilden geze geze gideyim dedim. Ulan cenaze arabasıyla geze geze mi gidilir? Ne gezmesi? Allah. Ben değiştiririm. İstepnesi nerede bunun? Tabutun altında değil mi? Yok, istepne şeyde, arkada.
Arkada derken? Ha dur. Oğlum açılmıyor bu. O kapak zor açılır oğlum. Bastırman lazım biraz. Bastır bastır. Bastırıyorum. Lan iyice bastır. Şakir burada kavun var. Kavun ne diyorsun? Ne kavun? Ana. Lan festivalden kalma o kavunları. Bak görür müsün eşekler temizlememişler arabayı. Lan cenaze aracının kavun festivalinde ne işi var Şakir? Ekrem bana ne bağırıyorsun kardeşim? Belediye miyim ben? Git belediyeye bağır. Şakir. Şakir. Lan Şakir. Ekrem. Alo Ekrem. Ekrem duyuyor musun? Lan İsmet de nerede? Şakir. Şakir. Ekrem. Ekrem. Ben Ekrem. Ulan. Ulan şebekenize. Kavununuza. Pardon Salim Bey. Sorun mu var? Ne sorunu? Bağırıp çağırıp duruyorsunuz. Merak ettim, koştum, geldim. Hayırdır? Pardon, arkadaşın telefonu çekmiyor da ben o yüzden biraz sesimi yükselttim. Sorun yok yani. Sizde sorun yok. Niye sürekli bir sorun, sorun, sorun diye var deyip konuşup sorup duruyorsunuz? Ben anlamadım ki ya. Canımı sıkmaya başladınız benim böyle mutlu günümde. Pardon, heyecanlıyım da ben de. Ne oldu Salim Bey? Niye öyle bakıyorsunuz? Bir dakika. Siz Levent Ülgen'e benziyorsunuz ya, tıpatıp birebir aynı kopyasısınız ya. Ha, evet, evet sağ olsunlar benzetirler. Aslında ben de işe yabancı sayılmam yani tiyatro oynadık biz de gençken. Yani sonra şeyde oynadım, Kurtlar'da oynadım. Abbas abinin ikinci adamıydım. Ajansla anlaşamadık sonra yani bıraktım işte. Belediyeye girdim. Şoför. Şimdi nikah memuru olduk işte. Onun Türkiye'de kullandığı telefon numarası. Aramak istersen. Bir arayalım bakalım. Bize mütley deme istediği şeyler vardı. Alo efendim. Efendim abi buyur dinliyorum. Oğlum ben seni dinliyorum. Hani az önce aramıştın ya konuşamadık. Ona istinaden aradım ben. Söyle dinliyorum. Evet ya abi doğru ben aradım. Abi şey ben kız kaçırdım da abi. Kız mı kaçırdın? Oğlum sen ne saçmalıyorsun lan? Kızı nereden buldun? Ne kız kaçırması lan? Oğlum sen neredesin? Yoldayım abi. Abi sevdim kaçırdım. Sevmek benim de hakkım değil mi abi? Oğlum tabii ki sevmeye hakkım var da kız kaçırmak ne oluyor lan? Ne saçmalıyorsun sen manyak? Ey Allah'ım yarabbim. Oğlum ben zaten geldim kayınpederinin evine sığındım iç güvesiyim. Sen kız kaçırıyorsun. Vallahi billahi dedemi ecelinden önce biz öldüreceğiz ya. Ey Allah'ım yarabbim. Ahmet oğlum bak başını belaya sokmadın değil mi kız kaçırayım derken. Alo. Ahmet duyuyor musun oğlum beni? Abi buradayım duyuyorum. Duyuyorum abi. Şey diyeceğim ben şu an yoldayım. Dedeme doğru gidiyorum. Sen de oraya yakınsın zaten. Eğer gelirsen sana her şeyi etraflıca anlatırım. Tamam mı? Merak etme. Öyle şey yapılacak, büyütülecek falan bir problem, bir sorun yok. Tamam mı abi? İyi Ahmet, iyi. Tamam hadi. Hadi kapat, kapat. Buluşuruz dedemin evinde. Hadi. Beyefendi telefonda konuşmak istemiyor demek ki. O zaman biz de yüz yüze görüşeceğiz. Hey, daha hızlı gidelim. Osman, ne oldu? Hayırdır? Feride hiçbir şey sorma. Benim acilen çıkmam gerekiyor. Ahmet'le dedemin evinde buluşacağız. Bayram değil, seyran değil. Ahmet niye dedemde? Ay bak meraktan çatlarım. Şişt, ne olmuş? Önemli bir şey mi var? Söylesene. Bak Feride. Heh. Yaygara yapma. Tamam. Ahmet kız kaçırmış, dedemin evine götürüyor. Ne? Kız mı kaçırmış? Osman amca. Osman amca. Biz de gelelim mi? Ev diyecek bir şey kalmadı. Benim de karnım acıktı. Ey Allah'ım yarabbim. Ben çıkıyorum Feride. Ya dedemi bir arayayım da. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber.
Hadi be dedem ya. Yok, açmıyor. Osman amca, bizi almadan mı gidiyorsun? Zaten yiyecek bir şey kalmadı. Bari gelirken bir şeyler getir. Feride, bu hamur topağına göz kulak ol. Vallahi ben yokken seni der, çocukları der bu. Hadi, hadi ben çıkıyorum Feride. Tamam, tamam. Hadi sen de gel. Ben sana yiyecek bir şeyler vereyim. Ahmet, bagajdan telefon sesi geldi. Bagajda biri mi var? Ne sesi ya? Bir ses falan gelmedi. Bir şey söyleyeceğim, sen su içtin mi hiç bugün? Vallahi su içmeden senin başın falan dönüyor. Sen halüsinasyon duymaya başladın. Halüsinasyon duyuyorsun sen. Saçmama be. İkimiz de duyduk. Yoksa onunla mı kaçırdın benimle beraber? Ya bu konvoy niye takip ediyor beni sabahtan beri? Niye takip ediyor bu konvoy beni? Bunlar manyak mı ya? Ya kıçıma takıldılar, ayrılmıyorlar. Yemin ediyorum bunlar psikopat ha. Dur sağa çekeyim de bunlar gitsin. Geç. Lan geçsene. Halim, niye durduk? Ne bileyim ben niye durduk? Düğüne geç kalacağız. Niye durduk ki? Yahu onlar durdu, ben de durdum. Vardır mı bildikleri? Benzinlerin bitti acaba? Ne bileyim ben, neleri bitti? Nereden bulduk bizim kız bu salağı? Kudret abla, bırak artık dedikodu yapmayı. Bir an önce gidelim şu düğüne, takalım şu çeyreği de kurtulalım artık. Aa, damat el ediyor galiba. Halim bir bak şuna. Allah'ım ya, bunlar gerizekalı, salak mı bunlar ya? Geç diyorum, geçmiyorlar. Bunlar nereli ya? Tamam, hemen gidiyorum. Hadi, hadi. Vallahi geliyor. Tipe bak bu. Bunlar ne? Çalgıcı mı bu acaba? Aç, aç. Açayım. Aç, aç. Aç. Sen de kimsin? Kardeşim asıl sen kimsin? Sabahtan beri götüme yapıştınız, ayrılmıyorsunuz. Geç diyorum, geçmiyorsunuz. Ne istiyorsunuz bizden? Polis misin sen, nesin sen? Ben kız tarafıyım. Sen tanıyor musun bunu? Hayır, tanımıyorum. Bu zaten bizim gelin değil. Evet abicim, bu sizin gelin değil. Ben de zaten damat değilim. O yüzden gözünüzü seveyim, salın bizi ya. Ya siz de şeyinize gidin, yolunuza gidin. Gidemeyiz. Niye? Yolu bilmiyoruz. Tövbe yarabbi, tövbe estağfurullah. Ne yapayım abi siz yolu bilmiyorsanız? Karayolları Trafik Şube Müdürü müyüm? Ne yapayım ben? Bekleyeceksin, bekle. Ya hani? Niye bekleyeceğim ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Bunlar başka. Nasıl başka? Başka. Aa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ya Rabb. Siz de kız tarafısınız. Bunlar bizim köyden değil. Allah Allah. Bravo. Halim. Değil. Araba aynı araba. Ha, renk aynı renk. Süslemeler bile aynı. Mutluyuz da aynı. Halim, kim bunlar? Bilmiyorum. Bunlar yanlış kişileri takip etmişiz biz komşular. Aa, yanlış kişileri takip ediyormuşuz. Allah Allah. Tabii. Ne biz sabahtan beri bunların peşinde mi dolanıyoruz? Ay ne yapacağız vallahi doğru. Kim bunlar ya? Ya. Adam bir şey. Niye bu kadar kız bunlar? Bunlar bizi keserler. Bunlar bizi keser. Ay bilmiyorum. Hadi biz gidelim bence ya. Ben sizin düğününüze de... Hadi gidelim, haydi. Bana kalmış dünya. O da bana gülmüş ya. Sana sormam asla. Bulurum bir yol yollarda. Kızım gülmesene. Vallahi ödüm bokuma karıştı ya. Kedi gördün mü, kedi? Ayı yavrusu gibiydi ya. Çok korktum. Düğün konvoy değil, sanki tımarhane kaçkın gibi. Oh. Allah Allah ya. Bir kız kaçıracağım, bütün dünya bana karşı anasını satayım. Hoşuna mı gitti? He? Bir daha yapayım. Vallahi diyorum, bir daha yapayım. O ne lan? Cenaze arabası mı lan o? Hah. Azrail de çağırıyor. Tam oldu anasını satayım. Tövbe estağfurullah. Tövbe. Hayrola? Cihaz güzel. Her şey orijinal mi? Her şey orijinal de ya, bırak şimdi şu ahiret sorularını. Tövbe tövbe. Hayırdır? Ya lastik patladı. Yolda kaldım da. İleride bir lastikçiye kadar atarsan bir zahmet. He.
Ya birader şimdi ben seni arabaya alayım desem yolda lastikçi var mı yok mu bilmiyorum. Ya hadi lastikçi bulana kadar sünnet çocuğu gibi gezelim desem vallahi kusura bakma ölümüne acil... Tövbe estağfurullah. Çok acil işim var ya. Anlıyorum. Cenab-ı Allah kimseyi kimseye muhtaç etmez inşallah. Amin, amin. Hepimiz bir gün şu araca bineceğiz. Buyur git. Ya... Neyse. Hadi kardeşim Allah malına pazar versin. Ne diyorum lan ben? Hadi kardeşim Allah yardımcın olsun. Ulan beddua mı etti bu Azrail kılıklı pezevenk? Tövbe estağfurullah. Allah'ın sopası yok. Acelem var diyordun. Bak sen de kaldın. Ya ya. Allah'ın sopası yok ama cenabet kırla. Tövbe olsun yarabbim. Hadi ulan çalışsana sıçacağım şimdi motoruna bujine. Hadi. Aha çalıştı valla. Hadi eyvallah. Uğursuz pezevenk. Almak zorundayım sanki ben senin arabama. Kal orada akşama kadar sıcaktan bokuncu mısın inşallah teker nasıl içtimin dingili. Göt. Alo. Alo kızım Neşe. Ben yanlış aradım galiba. Peki orası neresi? Hanımefendi bırakın lagalugayı da işimize bakalım. Kapattı. Vay arkadaş ya. Neşe'yi arıyorum, telefonu kuaförde. Damadı aramak lazım. Sizde damadın numarası var mı? Vallahi bizde sadece Neşe'nin numarası var. Bizde de yok. E Halim normal değil mi? Biz kız tarafıyız. Aferin bize. Kime verdik biz şimdi bu kızı? Ha? Kim bu damat? İn mi cin mi? Kim bu damat? Ay sinirlenme kardeşim, sinirlenme. Düğüne gidiyoruz, bakarız bir çaresine işte. Nasıl bakacağız çaresine? Bir dakika. Biz kenardan gidelim, yol sizin olsun. Biz Pınar'dan içelim, su sizin olsun. Belki gelemezsiniz, sağlık olsun. Biz evleniyoruz, haberiniz olsun. Bu da bize kapak olsun. Ne diyor bu ya? Ay içine sıçayım ben böyle işin. Şuraya bak. Bu davetinin içine her şeyi yazarlar, bir tane şey yazmıyorlar. Telefon numarasını. Adres yok mu adres? Var, adres var. Ama ben adresi nasıl bulacağım? PTT memuru muyum ben? Ne oldu Kamuran abla? Neşe ile damat düğün yerine konuşmaya giderlerken ben yanlarındaydım. Aa, Kamuran abla sen yeri biliyorsun yani. He. İyi gidelim. Komşular hadi siz de arabalarınıza geçin. Hadi hep beraber. Hadi. Allah yardımcımız olsun. Amin. Neden durduk? Ya benim bir bagaja bakmam gerekiyor da. Neden? Bagajda sakladığın ne var? O var değil mi bagajda? Öldürdün değil mi onu? Ya. Kızım Ahmet'im ben Ahmet. Başka birisi değilim. Yemin ediyorum beni tanımamışsın. Zerre kadar tanımamışsın. Öldürdün mü diyor ya. Tabii ki öldürmedim. İnşallah ölmemiştir. Yani en azından şimdilik öyle sanıyorum. Şimdilik ne demek? Söyle, anlat şunu bana. Seni kaçırırken ondan kurtulamadım Gül. Manyak mısın? Bayıldın emin misin ya öldüyse? Ya bütün bir yol boyunca sesi çıkmadı. Telefonu çaldı. Açmadı. Oğlum sen kesin öldürdün onu. Öldürmedim. Ben kimseyi öldüremem. Ben katil değilim. Sana bunu ispatlayacağım. Karıncayı bile incitemem ben. Bak o zaman. Ben karıncayı bile incitemem.
Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Delikanlı Ahmet aklı kalmış havada. Ulan oraya vurulur mu şerefsiz? Yaklaşma! Ya Ahmet dur, yapma! Yapma! Gelme! İkiniz de öldürürüm, yemin ediyorum öldürürüm, şakam yok. Kamuran iyi misin? Bir dakika, bir dakika. Sen ne dedin bu adama? Ahmet ne diyorsun sen ya? Ya onu demiyorum. Bu dallamanın adı ne? Kamuran. Kamuran mı? Ulan Kamuran değilsin. Ne varmış lan benim ismimde? Dudušbaš. Efendim? Dudush ne? Lan silahlı adam mı da ölür? Orası da doğru. Ama yapacak bir şey yok. Kamuran iyi misin? Gelme, tamam yaklaşma. Gördün işte adam ölü falan değil, yaşıyor gayet iyi. Hadi bin arabaya. Ya onu burada bir şekilde mi bırakacağız? Yok, yanımıza alacağız, evlatlık niyetine büyüteceğiz. Tabii ki burada bırakacağız. Delirtme beni bin arabaya! Ya arkadaşım Allah aşkına, Dudušbaš ne? Dudušbaš. Kendi adına bakmıyorsun, bana Dudušbaš Dudušbaš diyorsun. Kamuranmış. Ya iyi hoş. Beni kaçırıyorsun. Onun ne işi var bu arabada? Ya gelin kaçırırken damadı kaçıranı ilk defa görüyorum. Ya ben hayatımda ilk kez kız kaçırıyorum. Ne bileyim böyle olacağını ya? Neyse ben her şeyi başından anlatayım en iyisi. Beni terk etmiş olman zaten beni perişan etmişti. Hiçbir şey yapmak istemiyordum. Böyle bitki gibi, enginar gibi bir şey oldum. Hayat tüm anlamını kaybetmişti. Bu acı bana yetmezmiş gibi bir de lavuğun biriyle evleneceğini duyduğumda perişanlığın bir üst kademesi olan kahrolmaya, yok olmaya terfi ettim. Sürekli ağlıyordum. Artık sensiz yaşamak istemedim. Ölmek istedim. Kendimi öldürmek için birçok yol düşündüm. Her neyse deniz kenarına geldim, büyükçe bir taşı belime bağlayıp suya atlayacaktım. Cesedimi suyun dibinde kimseler bulamayacak ve tüm içimi kaplayan aşk beni küçük küçük parçalar halinde yiyen balıklara geçecekti. Ben yok olacaktım fakat aşkım binlerce balıkla yaşayacaktı. İşler orada da istediğim gibi gitmedi. Hayatımı şehrin göbeğinde bile yapayalnız geçiren ben, şehirden çok uzak bir yerde yalnız kalamamıştım. Belki de o adamı o gün oraya Allah gönderdi, bilemem. Hey birader, eğer meşgul etmiyorsam bir soru sorabilir miyim? Fazla ipin var mı? İp mi? Ne ipi? Ya nereden çıktın kardeşim? Kimsin sen ya? Sen neden buradaysan ben de o yüzden buradayım. Ya sen manyak mısın kardeşim? Ya git başımdan kardeşim. Dünyada bu işi yapacak başka yer kalmadı mı? Sana ne be? Tapulu yerin mi burası? Ben de burada duracağım. Ben de buradan aşağı atlayacağım. Hem sana insan gibi bir soru sordum. Niye artistlik yapıyorsun? Tövbe tövbe estağfurullah ya Resulallah. Bak arkadaşım, ben sorun çıksın istemiyorum. O yüzden müsaade et, şuradan atlayayım, işimi göreyim. Sonra sen ne istiyorsan yap. Zaten başka ip yok. Sen niye ölmek istiyorsun? Kızı çok sevdim, deliler gibi sevdim hem de. Başta mutluyduk. Ama sadece sevmek yetmiyor. Para lazım, iş lazım, ev lazım. onların hiçbirisi de bende yok. Yani çulsuz, işe yaramaz, hıyarın tekiyim senin anlayacağın. E'si kız beni terk edip gitti. Yarın da lavuğun birisiyle evleniyor. O yüzden ben de buradan temelli kesin dönüş yapmaya karar verdim abiciğim. Lan manyak mısın sen? Kesin dönmeye karar vermiş. Salak gurbetçiler gibi konuşma. Aşık olacak bir kız bulmuşsun.
ve onu başkasına bırakmak için kendini ortadan kaybediyorsun. Bana bak. Git kızı kaçır bir an önce. Ne kaybedersin ha? Evet ya. Doğru. Çok doğru. Sana kolay gelsin abi. Yalnız sana söyleyeyim yani. Buradan harbi ölmezsin. O yüzden ne yap biliyor musun bak. Böyle geril, tamam mı? Gözünü kapa. Böyle fırlat kendini. Böyle ileriye doğru. Anladın mı abiciğim? Hadi. Ertesi gün düğün salonuna geldim. Hiçbir plan yapmadım. Tek derdim uygun bir an bulup seni kaçırmaktı. Salon boştu. Sivri zekalılar öyle vakti düğün yaparlarsa kim gelir ki zaten diye düşündüm. Zaten çoğunlukta olan yaşlı insanlar durmadan dans ediyorlar, durmadan göbek atıyorlardı. Ya durmuyorlardı ya, öyle böyle değil. Devamlı göbek atıp dans ediyorlardı. Bir insanın içerisinde bu kadar kurt nasıl birikirdi anlayamadım. Dök dök bitmedi kurtlar ya. Neyse ki bir süre sonra yaşlı osuruklardan bir tanesi bu kadar dans etmeye dayanamayıp kalp krizi geçirdi ve ortalık karıştı. Ambulans, sağlık ekipleri falan. Siz de düğünü fazla uzatmadan salondan ayrıldınız. İşte hepsi böyle oldu, senin anlayacağın. Ondan sonrasını da biliyorsun zaten. Bizim köye de geldik sayılır. Şu ilerden köy yoluna döneceğiz. Ya Gül, senden bir şey rica edeceğim. Dedem artık çok yaşlı bir insan. Onun yanında tartışmayalım, olur mu? Zaten artık bir gözü toprağa bakıyor adam. Anladın mı? Seni onun gelini diye tanıtacağım. Ne olursun bozma beni, olur mu ya? Heh. Vallahi mi? Vallahi mi diyorsun? Çok sağ ol ya. Vallahi. Yanlış anlama. Uyun ya, yani, şey. Vakt yaptım zengeleme ya. Git köpeğe olanlara. Kaçtırma bu kadar ziftikerler. Alo. Aa, evet efendim. İyiyim ben, iyiyim. Aa, evet, paralar bende. En geçi paralar yarın elinizde olur. Sağ olun. Paralar bende. Bok paralar bende. Etti bunlar. Başımı açtığınız oyuna bak ya. Kamran abla. Hı. Daha yolumuz var mı ya? Yok, fazla yolumuz kalmadı. Ama birinci aramaydı, ikinci aramaydı. Onu düşünüyorum şimdi. Şarkımız az işte Kamran. Duymadım oğlum, bir şey mi dedin? Yok yok. Ali. Yok yok Kamran abla ya, bir şey demedi. Halim dur oğlum, dur dur dur. Ay, niye durduk ya şimdi? Muhammed'in ve Resulü. 41 kere maşallah. Kamuran abla, iyi misin? Ha, bir adam geliyor. Dur, ona yolu soralım bari. Tamam, yolu soralım, yolu. Benim araba ara yolda kaza yaptı da, bir rica etsem. Beni uygun bir yerde bırakır mısınız? Gel canım, gel, gel. Gel buraya otur, gel. Ay, yüzün gözün de pek kanamış senin. Ay. Kamran abla, geç kaldık ama ya. Kamran abla mı? Ne ablası ya? Vah vah. Büyük galiba. Allah büyük. Doğru söylüyorsunuz. İyi kurtuldum. Kaza diyorum canım. Biraz büyükçe bir kaza herhalde. İyiyim ben.
İyiyim. Kemran ablacığım, ya sapak mapak diyordun, hatırlıyor musun acaba? Ay, iyi benim şimdi aklım karıştı vallahi. Burada Atatürk Caddesi diyor. Atatürk Caddesi, hemen buluruz zaten. Of, Kamuran abla da fos çıktı. Sizde navigasyon yok mu? Yok canım, ne gezer bize navigasyon? Benim telefonda var. Bir adresi verir misiniz bana? Buyurun. Ya Halim, vallahi billahi geç kalacağız. Acaba diyorum ki hani geri mi dönsek? Ben sizi götüreceğim. Götür bizi. Nereye istersen götür. Hadi götür. Götüreceğim. Buradan düz. Hayırdır inşallah. Bu kalabalık niye toplanmış ki böyle acaba? Kavun festivali de geçti. Kavun festivali mi? He ya, bizim buraların kavunu çok meşhurdur. Yemeğe doyamazsın böyle, bal gibi bir şey. Festivali bile yapılıyor o yüzden. Ya sen telefon açtın ya dedene geliyorum diye. Belki onun için hazırlık yapıyordur. Dedem hazırlık yapacak. Yok canım, öyle bir dünya yok. Neyse ben ineyim bakayım ne olup bitiyor, anlarız ya. Geleyim ben de. Yok yok, sen otur ya. Ahmet be, bana bir dilim kavun gönderir misin? Dilim mi? Ben sana bütün kavunu getireceğim. Kıçını koklayıp getireceğim en güzelinden. Selamun aleyküm abiler. Ahmet, hoş geldin. Hoş bulduk Samet abi. Ne çabuk öğrendin de geldin. Kara haber tez duyulurmuş. Vallahi doğrumuş. Ne karar verir Samet abi? Bugün öğle namazının farzını kılıyoruz camide. Allah kabul etsin abi. Namazda dedenin telefonu devamlı çalmaya başladı. Allah Allah ya. Normalde dedem namazdan önce hep telefonunu kapatır ama. Biz de namaz bozulmasın diye sustuk, sinirlendik. Deden de sinirlendi. Oracığa yığıldı kaldı. Yığıldı mı? Bir baktık ki Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Cemaatle birlikte aldık, getirdik eve. Başın sağ olsun Ahmet. Ne diyorsun sen Samet abi? Öldü mü deder? Dedem öldü mü? Ahmet ne oldu? Dedem. Dedemi kaybetmişiz. Ahmet başın sağ olsun. Dedem benim için çok önemliydi Gül. Çok severdim ben dedemi. Önce babamı sonra annemi kaybettim küçük yaşta. Dedem bize hem analık hem babalık yaptı. Üzerimizde emeği çok büyüktür. Bir helalliğini isteyemeden göçtü gitti işte. Biliyor musun, ölmeden önce son isteği benim mürüvvetimi görmekti. Seni o yüzden getirdim buraya. Ama yetişemedim. Yetişemedim. Ahmet tamam, ben buradayım. Tamam, sakin. Selamünaleyküm, hayırdır? Aleykümselam. Ya lastik patladı, yolda kaldım da. İleride bir lastikçiye kadar beni atarsanız bir zahmet.
birader. Bizim işimiz acele. Eğer vaktimiz olsaydı sana yardımcı olurduk ama kusura bakma. Arkadaş, insanlık ölmüş. Herkesin işi acele. Sanki bizimki değil. Yürüyün gidin. Polisi arayacağım. Plakanızı vereceğim. Meskun mahallede yanından 200 kilometreyle geçtiler diyeceğim. Aceleymiş. Ecele gidersiniz inşallah. Şimdi ben sana eceli göstereyim. Bunu da polise anlatmak ister misin ha? Vallahi şuracıkta seni gebertip cenaze arabasına koyarım. Sıcaktan cesedin birkaç saati kokar, kimseden de bir şey istemek zorunda kalmazsın. Hanımefendi, öncelikle tehditkar beyanatlarımdan dolayı hepinizden çok özür dilerim. Saatlerdir buradayım. Güneşten beynim pişti. Sanıyorum ağzımdan çıkanı kulağım duymuyor ben. Madem işimiz acele ediyorsunuz, ben sizi daha fazla tutmayayım. Buyurun. Çok affedersiniz. Dilim damağım kurudu. Bir parça suyunuz varsa çok makbule geçer. Çok teşekkür ederim. Hayırlı yolculuklar. Arkadaş, vallahi bu iş yapılmaz. İnsan cenaze arabasının şoförünü öldürür mü ya? Biz ölelim de cenazenizi sırtınızda taşıyın. Salim Bey, yani biz gerçekten çok geç kaldık. Yani nikah kıymamız lazım. Ben buradan başka düğüne yetişeceğim. Ya ben sizin durumunuzu anlıyorum da siz de biraz lütfen benim durumumu anlayın. Kız tarafı etrafta yok. Gelin de içeri girmiş, kendini kilitlemiş, ağlıyor. Ne yapayım yani? İyi tamam da yani her işin bir usulü, bir prosedürü var. Yani 10 dakika geç kaldık. Ben öbür nikah yetişemezsem sonra beni belediyeye şikayet ediyorlar. Usul, prosedür derken kim kimi nereye şikayet ediyor kardeşim? Zaten geldiğinizden beri sorun da sorun deyip duruyorsunuz burada. Tamam peki. Ne zaman geleceklermiş? Ne kadar bekleyecekmişiz daha? Bilmiyorum. Sormadınız mı konuşurken? Neredesiniz? Ne zaman gelirsiniz? Nedir durum diye yani? Ya soramadım çünkü bu şapşal bizim Neşe gelin işte. Telefonu kuaförde bırakmış. Yani Neşe şimdi hiçbir telefon numarasını bilmiyor mu? Yok. Çünkü ezbere bilmiyormuş. Telefonda kayıtlıymış her şey. Ya işte gördün bak hep akıllı telefonlardan yani. Akıllı telefonlar çıktı. Telefonlar akıllandı. İnsanlar biz aptallaştık. Pardon? Yani aptallaştık derken genel anlamda ben şey yaptım. Ne yapalım o zaman? Çare yok. Bekleyeceğiz. Neşe. Aşkım. Hadi bir tanem. Çık dışarı. Merak etme. Üzme tatlı canını. Ya ben bu cenaze işinden hiç ayrılmasam iyiyim şimdi. Kız açsana kapıyı. Ekrem'i arayayım. Ne yaptı acaba? Aşkım. Al da telefon. Alo Şakir. Alo Ekrem. Neredesin? Nereden iyiyim? Konya yolundayım. Konya yolunda lan? Oraya ne zaman gittin? Ne işin var Konya yolunda? Lan ne Konya yolu? Çeşme yolundayım. Ya varamadın mı daha? Lan teker patlak. Kavun mu takayım yerine? Oğlum yoldan geçen falan yok mu? Kimse yardım etmiyor mu sana? Gelen geçen yok. İki tane araç geçti. Onlarda da vicdan yok. Alo. Alo. Alo Şakir. 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 Alo Ekrem. 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 Şakir. Ulan şebekenize be. Ulan benim şarjım bitmiş ya. Ha siktir bu ne lan? Tövbe bismillah. Siktir tövbe bismillah. Bu nasıl tepkidir evlat? Bu sıfata ne tepki verecektim? Evladım beni bir mezara atar mısın? Mezar? Daha çok gencim. Çoluk çocuğum var benim. Evladım, bizim tarlamız var da mezarın yanı başında. Onları biçmeye gideceğim. Ruhumu teslim ediyordum. Sen normal bir adamsın yani. Kusura bakma lastiğim patlak. Ben de bir yere gidemiyorum zaten. Ha, anladım. O zaman ben gideyim. Ahmet. Abi. Lan gelin arabası bu.
Lan kızı kaçırır kaçırmaz benden habersiz düğün mü kurdun lan edepsiz? Şuraya bak milleti de toplamış dedemin evine. Tabii bizim en son haberimiz olsun. Biz kimiz ki anasını satayım? Leblebi yedim, karnım tok, çek osurayım bir daha sok. Helal olsun lan sana. Abi bir sakin ol. Önce bir sakin ol, gözünü seveyim. Hadi sakin olduk bakalım hadi. Öncelikle bu araba şey abi. Ben kızı düğünden kaçırdım bu arabayla. Yani bu araba benim arabam değil. Anladın mı? Yani gelinin arabası bu. Ha, tamam o zaman. Oğlum sen manyak mısın lan? Lan kızı kaçırıyorsun, arabayı çalıyorsun. Sonra da bana sakin ol diyorsun ya. Ulan sen ne dangalak, ne kafasız bir adamsın lan. Ne diyeyim lan ben sana, kabuk. Abi bana istediğini de. Vallahi diyorum bana istediğini de ama meselemiz bu değil şu anda. Ulan bundan başka mesele mi var? Abi dedem. Ne olmuş dedeme? Dedemi kaybetmişiz abi. Ne? Ölmüş abi. Ne diyorsun oğlum sen? Dedem ölmüş abi. Başımız sağ olsun. Ay dedem ya. Ya daha çok yolumuz var mı? Sıcaktan eridi cebimde şu çeyrek. Bir an önce takaydık da kurtulaydık. Yok fazla kalmadı. Varırız şimdi. Ay bir an önce varsak bari. Arkadaki akrabalar perperişan oldu. Hep senin yüzünden Şimşek Halim. Ne alakası var abla? Hı? Sen taktın bizi yanlış gelin arabasının peşine. Senin yüzünden asıl. Ya yer bilmezsin, yön bilmezsin. Niye en öne geçersin? A benim şapşal kardeşim. Abla. Halim bak beni daha fazla sinirlendirme. Arkada misafir var, dua et. Neyse. Arkadaş, sen kimsin, kimlerdensin, ne iş yaparsın? İsmim Kamuran. Bilmişsin de Kamuran. Ticaretle uğraşıyorum. Azeriyim. Bu arada Türkiye'de sık sık gelirim. Ay, ben Azerileri çok severim. Azeriler bizim en büyük dostumuz. Evet. Azerbaycan bizim kardeş milletimiz. Ne demişler? Tek millet, iki devlet. Bu arada evliyim ben. Allah mesut etsin. Yeni evlendim. Başınız sağ olsun. Ben Gül. Estağfurullah kızım, estağfurullah. Ben de Osman. Ahmet'in abisiyim. Ya Ahmet, kızımız da pek güzelmiş be. Ulan sen bu tiple bu kızı nasıl ayarttın? Vallahi helal olsun. Az yere bakan yürek yakan değilmişsin ha. Daha önce tanışma fırsatımız olmadı ama Ahmet sizden hep bahsetti. Böyle bir günde bu şekilde tanıştığımız için gerçekten kusura bakmayın. Ne diyelim kızım? Kader işte. De asıl şimdi ne olacak? Oğlum Ahmet, bu araba kimin? Damat nerede? Kızım sen madem Ahmet'i seviyordun ne diye başkasıyla evlenmeye kalktın? Ya ne oluyor bir anlatın bana ya. Ya abi. Bunlar çok uzun hikaye. Ya bunlardan var ya tekmeli birden film olur. O yüzden şimdi konuşulacak şeyler değil bunlar abi. Neyse. Benim için sorun yok. Yani başınızı derde sokmadıysanız, gelin kızımızı da evlenmeden kaçırdıysan hiç sorun yok. Kızım. Bu Ahmet seni sen evlenmeden kaçırdı değil mi? Bekarsın yani. Ahmet. Bana net cevap ver. Bu kız evli mi değil mi? Vallahi ağzının üstünde... Bir dakika. Sakin. Ne oluyor be? Ne oluyor? Ne oldu? Korktun mu? Ne oldu? Korktun mu? Korktum tabii lan. Sen niye korkuyorsun ki? Kız kaçıran bu. Sen kız mısın? Beni de bak. Gel lan oradan. Kız kaçırana sıçayım. Biraz ayıp. Ayıp oldu tabii. Selamun aleyküm. Başınız sağ olsun gençler. Aleyküm selam muhtar. Dostlar sağ olsun. Bu Hulusi amcanın ölüm kağıdı. Hemen belediyeye haber ettim ama saatler oldu bir cenaze arabası yollayamadılar. Tekrar aradım şoföre ulaşamamışlar. Lastiği mi patlamış, kaza mı yapmış bilen yok gelmedi bir türlü. Ya.
Vay pezevenk. Ne diyorsun oğlum? Bana mı dedin? Yok muhtar amca, estağfurullah, sana der miyim? Ya hakkını helal et. Üzüntümüz büyük, ne dediğimi biliyor muyum ben? Her neyse, havalar sıcak. Cenazeyi şehirdeki morga götürmek lazım. Siz götürürsünüz artık. Yok artık. Yok, olmaz. Muhtar amca, bizim arabalarla nasıl götürelim biz cenazeyi morga? Evet. Bekleyelim, cenaze arabası gelir, gelir o ya. Gelir, gelir. Bu sıcakta cenaze bekletilmez. Çocuklar zaten sardılar, battaniyede hazır. Yok artık ya. Başınız sağ olsun. Muhtar yok oldu. Ulan. Abi dedemi getiriyorlar. Dedeme bak. Başınız sağ olsun abiler. Sağ ol. Osman abi, dedemizi hangi aracı alalım? Benim arabayı alın. Yok artık. Ahmet, dedemi morga senin gelin arabasıyla mı götüreceğiz ya? Benim arabayı alın çocuklar, benim arabayı. Çalış! Ulan çalış, ağzıma sıçtın mı lan arabası? Of Allah'ım, of, of! Osman abi, istersen öteki arabayı alalım. 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 Muhabbete bak. Resmen dedemin ölüsüyle, rahmet eylesin, kardeşimin kaçırdığı kızla gelin arabasındayım lan. Ulan oğlumun doğum günü bugün be. Abi, ben her işte bir hayır olduğunu düşünüyorum abi. Yani buna kader diyelim mi? Kader. Kader bu. Ya, tabii tabii diyelim. Kader diyelim. Ben böyle kaderin ta... Dedemin yanında küfür ettireceğim bana. Tövbe estağfurullah, tövbe. Ağzımı bozduruyorsunuz ya. Bak demin sordum, sorun yanıtını almadın. Unuttum sanmayın ha. Kızım senin adın ne? Gül. İyi. Benimki de Osman. Söyledim, hatırlamıyorum ya. Şimdi söyle bakalım, sen evli misin, bekar mısın? Evli. Bekar. Ulan siz beni delirtecek misiniz? Ya tane tane güzel güzel anlattın şunu. Adamı delirtmeyin. Kızım sen anlat. Ahmet sen sus. Kızım anlat. Evli misin, bekar mısın? Bekarım. Ne? Allah! Ayağının ayarına sıçayım mi? Ulan öyle zort diye durulur mu? Abi ben biraz şey, ben şaşırdım da bir an. O yüzden şey oldu, böyle refleks oldu. Refleks oldu. Refleksine sıçayım senin. Sen niye şaşırıyorsun ki? Abi ben Gül'ü evli sanıyordum da. Nasıl? Bak, bana şu olayı baştan tane tane sen anlat kızım. Bak şu gelin, düğün falan filan. Ahmet sen sus, sen arabayı sür. Bak dedem. Anlat kızım. Aslına bakarsanız her şey bir düzmece. Yani bu gelinlik, düğün olayı falan sahte komple. Vallahi mı? Nasıl yani? Niye? Ya ben çok fakir bir ailede büyüdüm. Büyüdüğüm zaman her şey düzelecek zannettim ama öyle olmadı. Üç kuruşa bir huzur evinde iş buldum. Sonra seni tanıdım. Sevdim seni. Seni de beni sevmen aşıma gitti. Ama dedim ya sadece sevmek yetmiyor diye. Bir süre sonra gerçekler tokat gibi suratıma çarpmaya başladı. Sen fakir çulsuz, ben fakir çulsuz. Bu şekilde mutlu olamayacağımızı düşündüm. Ben de senden ayrıldım. Sonra da o adam çıktı karşıma, Kamuran. Kusura bakma. Kızım adı Kamuran mı? Oğlum. Ya erkek değil mi bu? Abi şeyde evlilikleri Amsterdam'da olmuş oradan. Oğlum. Ya neyse. Kendisi Azeri. Bana çok iyi davrandı. Zengindi de istediğim her şeyi aldı. Bu bok gibi hayatımdan kurtulacağımı düşündüğüm noktada da ona evlenmek istediğimi söyledim. Ama tekrardan o acı gerçekler suratıma vurmaya başladı. Adam evli olduğunu, benimle evlenemeyeceğini ama burada istediğim hayatı bana verebileceğini söyledi. Ben de kabul ettim. Etraf anlamasın diye de böyle bir düğün organize ettik. Hepsi bu. Bir dakika, bir dakika, ben anlamadım şimdi. Sen evli misin, bekar mısın? Bekar mısın? Bekarsın. Huuu, bekar. Bekar. Vallahi bravo Ahmet. Bunda da kendini teselli edecek bir şey uydurdun ya. Helal olsun yani. Ulan dedem iyi ki ölmüş. Vallahi billahi iyi ki ölmüş. Bunları senden duysa senin yüzünden ölecekti adam be. Ya abi ağır konuşuyorsun ama. Vallahi kalbim kırılıyor. Dedem ya.
Nasıl ölmüş anlattılar mı? Abi ben de çok iyi bilmiyorum da Gamide miymiş neymiş şey olmuş. Telefonu çalmış. Bu ses nereden geliyor? Sizden gelmiyor mu? Dedemden geliyor galiba abi. Vallahi dedemden geliyor. Gelen sese bak ya. Dedem de nereden buluyor böyle şarkıları? Nereden geliyor bu ses? Abi açar mısın telefonu? Telefon sesi. Bu ne? Ah ne ararsan ver. Abi şu telefonu aç. Gerçekten bunaldım yani. Açar mısın? Dur, arıyorum. Zevkimden mi açmıyorum sanki ya? Dur. Ah buldum. İsim yazma numara. Aa 212 İstanbul numarası. Abi aç şu telefonu. Oğlum tamam. Alo buyurun. Evet neden aramıştınız? İzdivaç programı mı? İzdivaç programı mı? İzdivaç programı? Dede? Dedeme bak. Kimin torunu? Vay be. Bize doğru geliyor. Ne bize doğru geliyor? Gelin arabası. Ya gelin arabası ne alaka? Biz düğün yerine gitmiyor muyduk? Ya adam gelin arabasını bulmuş işte. Yani onlar da buraya doğru geliyor. Böylece düğüne geç kalmamışız kardeşim. Nasıl bulmuş gelin arabasını peki? Ya sen nereden bileceksin? Adam biliyor her şeyi işte. Teknoloji uzmanı. Evet evet. Teknoloji. Ben adrese girince hemen yoldaki gelin arabasının durumunu verdi bana. Ben de takip ediyorum. Yani şimdi gelin arabası bize doğru geliyor öyle mi? Evet. Bak tam karşımızda. Dur artık. Dönelim, takip edelim. Kaçırmayalım. Tamam, tamam. Ya sabahtan beri gelin arabası takip ediyoruz. Abla bu seferkiler bizimkiler miydi? Ya bizimkileri andırıyordu ama çok dikkatli bakamadım kardeşim. Ya boş verin de konuşmayı. Yakalayalım şunları. Tamam. Evet, hadi ama. Ya o kadar kornaya basıyorum. Duymuyor mu bunlar? Neydi şu damadın adı? Salim. Her neyse işte. Adam süzme salak. Ay bizim gelin kıza yazık olacak vallahi. Olsun benim kardeşim Halim. Hepsinin üstesinden gelir vallahi. Değil mi aslan kardeşim benim? Tut 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 Halim. Yakala yakala Halim. Yakala. Yakala yakala. Hadi canım aslanım de. Hadi hadi. Hadi aslanım benim. Hadi aslanım. Hay Allah'ım yarabbim ya. Şu işe bak ya bir bu eksikti. Şu dedemin yaptığına bak sen ya. Harbiden ya. Abi benim dedem. Hiç yaşına başına bakmadan evlilikler, izdivaçlar. Hey! Bana bak. Az önce yanımdan geçtiklerimiz bizim konvoy muydu? Görmedim. Ne bu ya böyle fısır 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 fısır? Aa, abi sen onu duydun mu? Ya kusura bakma ben dün gece birazcık kuru fasulyeyi fazla kaçırmışım. Sabahtan beri fısır. Merak etme bir şey duyduğumuz yok. Sadece kokusu geldi burnuma. Kokuyor mu? Kokmaz mı lan? Güneşte osursan gölgesi görünecek be. Abi ben de sabahtan beri verdiriyorum yani. Dedem var ya arkada hem ölü ya. Ben anlaşılmaz diye şey yaptım. Tabii biz yaşıyoruz ama burada. Dedenle yan yana gömeceksiniz beni neredeyse be. Abi bakma ya. Pis herif. Sen osurmuyor musun abi? Hiç. Tövbe yarabbim şimdi. Osuruyorum adabıyla osuruyorum. Arabada mı osuruyorum ben? Terbiyesiz herif. Camı açayım mı? Bırak açma tabiata zarar vereceksin. Kızım kusura bakma ya. Bebekliğinden beri böyle bu. Ebesinin kucağına osurdu bu ya. Nergis, bu bize doğru gelir. Çok güzel bacım. Ayağımıza geleceğler. O zaman biz de onlara bir sürpriz yapalım. Yol kesecek şekilde durdur arabayı. Hayda. Bu ne şimdi? Ne olmuş orada? Kaza mı olmuş orada? Ne olmuş? Onun elindeki silah mı? Vallahi yanlış görmüyorsam silah. Ulan anarşik eylemi falan olmasın mı? Abi bir anarşik eylemimiz eksikti zaten. Bir terör eylemi eksikti. O da oldu. Güzel oldu. Dur bence. Öyle mi? Dur. Yok ya ne durması? Sür sür. Vur. Bağırsakları götünden çıksın zillenin. Hadi. Düşün arabadan. Çabuk. Anam düşün diyor. Manyak bu düşün diyor. Ben ne, şu anda çok korkuyorum. Ben hiçbir şey düşünemiyorum. Ne düşüneceğim ben? Öleceğim ben. İn artık silah doğrultu. İn.
Hanımefendi, bir yanlış anlaşma var herhalde. Sus be oğlum. Müzakere mi edeceksin elin teröristiyle? Ya kapan kendinize. Arabada birisi de var. O da düşsün. İnsin. Oynamaz. Nedenmiş o? Efendim çünkü o kendisi şu an ölü o. Ölü, öldü o. İnemez. Siz medalyas alırsınız. Ne? Ne? Bu ne diyor ya? Ya düğün arabasının içinde cenazenin ne işi var ya? Haklı. Bana Kamuran lazım. Nerede o şerefsiz? Kamuran'ım ben ya. Yine Kamuran. Ben Kamuran'ı... Sen bunu tanıyor musun? Bu oğlan tarafını. Ne oluyor lan? İki ateş arasında kaldık. Görüyor musun? Kim oğlum bunlar? Abi bunlar deli bunlar. Manyak bunlar. Psikopat. Sonra anlatırım. Bunlar bizim gelinle damat değil mi? Bizim gelinle damadı. Anarşikler kaç... Allah! Canlı bomba. Kadın anarşik. Yahu senin telefonunda yok muydu teröristleri gösteren şey? Bir susun artık. Benim bir tanecik karım. Karın mı? Evet karım. Ne oldu? Beğenmediniz mi? Halim. Bana bak. Biz şimdi iki saat bu anarşiyi arabamızda mı taşıdık? Ha? Ayol adam genel müdüre benzemiyor mu Kamran abla? Ha? Ya bizim çeyreğe bir şey olursa? Ya bir sakin olun. Bizim bu teröristlerle falan bir işimiz yok. Bizim dedemiz öldü, onu morga götürüyorduk. Aha bu avatar çıktı karşımıza, silah doğrulttu bize. Hepsi bu. Arabada ölü mü var? Ha? Ben fena oluyorum. Ya kapayın şu kendinizi! Allah! Allah! Kamran, burada ne baş verir? Başa salmene yok seni deli olacağım. Könül, narahat olma. Şimdi başa salacağım seni. He, Kamuran evet. Burada ne baş verir? Başa sal. Da anlat bakayım her şeyi hadi. Dümdük. Oğlum bir sussana sen. Bir saniye. Lan dümdük deyip durma. Minerem seni. O mu demek o? Lan asıl ben seni minerem. Şerefsiz. Adım atma varla pik koyarım buradan var ya. Ağzını burnunu dağıtıp öbür tarafında şişirim ha. Oğlum sen ne yapıyorsun? Silahını arıyor sende. Bir dakika abi, bir dakika. Bir dakika. Görmüş olduğunuz gibi bende de silah var. O yüzden hadi ablacığım. Hadi. Herkes yoluna gitsin. Hadi gidin. Şey yapmayın. Tamam o zaman. Sen de geç maşına. Senden söhbetim sonra olacak. Seninle her zaman hesaplaşmaya varım aşkım. Ama bir dakika bagajdan bir şey alayım. Ne oluyor ya? Bir dakika. Abi. Ahmet. Abi bir dakika. Bir saniye. Oğlum! Oha! Yuh! Gül, biz bütün yolu bu kadar parayla mı geldik? Yemin ederim bu paradan haberim yoktu. Evet, herkes her şeyi anladıysa, gerçi ben bir bok anlamadım ama... o zaman daha önce dediğim gibi... hadi herkes yoluna gitsin. Dağılalım, hadi. Teşekkür ederim aşkım. Hop! Bir şey olmamış gibi hiçbir yere gidemez. Ne oluyor ya? Nedenmiş o? Çünkü hamileyim ben. Ne? Bana ne? Ama Kamuran'dan hamileyim. Ne diyor bu kız Kamuran? Hı? Bak Gönül, aşkım. Ben bu kıza bir şey yapamadım. Gözlerimin içine bak. Ben hiç sana yalan da aşırı ha. Gül, ne olursun bunlar yalan de. Yalan de bunlar. De hadi, de. Yalan de. Ahmet, zaten yalan. Sus lan sen. Ya yalan falan değil. Tam iki aylık hamileyim. Sarhoş olduğun geceyi hatırlamıyorsun değil mi? Abi kendimi öldüreceğim. Oğlum sen manyak kendim abi. Yapma. Öldüreceğim. Yapma. Abi öldüreceğim. Manyak. Allah. Allah belanı versin Ahmet. Bir şey yok. Oğlum nereden vurdun? Yok bir yerden vurmadım abi. Bir şey yok. Bu silah zaten gerçek değil abi bu. Çatapat bu, kuru sıkı bu. Abi ben de gerçek silahı nereden bulayım ben? Mafya mıyım amına koyayım? Senin ben geçmişini... Abi benim geçmişimde sen de varsın. Kendine küfür etme istersen. Oğlum ödüm bokuma karıştı lan. Sen manyak mısın lan? Dur abi ben de korktum. Dur şimdi dur. Kamuran. İndi ne diyeceksin bana ha? Bak kız diyor hamileyemezdi iki aylık. Ben beni istemeyen adamı hiç istemem. Düşeceğim. Lan.
Yalnız çocuğu aldırmam. Günah. Vallahi günah. Size sorun olmayacağını düşündüğüm bir önerim var. Neymiş o önerin? Bir anlaşma yapalım. Ben çocuğun tüm sorumluluğunu alayım. Siz de bana çocuğun masrafları karşılığında bir para verin. Ben de sizi bir daha aramayayım. Kendi hayatınıza devam edin. Aksi takdirde ben gerçekten hukuki yollara başvuracağım. Ne kadar istiyorsun? 500.000 dolar abla. Oha. 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 O kadar vermem. Pazarlık yaparız. Hı. 100.000. Anlaştık. Tamam. Nergis, bir kağıtla kalem versene bana. Ay Halim. Şimdi şurada Çiğdem olsaydı çıktıdı 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 yerdik. Ne alakası var şimdi Çiğdem'in? Ya bu hikayeleri kim yazıyor bir türlü anlayamıyorum. Sok sok çıkar klarnetin kamışını. Uç lan evladım şu güzel sarışını. Sok sok çıkar klarnetin kamışını. Lan burada. Siz durun başkanım. Lastik de patlamış. Hayırdır birader? Lastiğim patladı, yolda kaldım. Havada sıcak, sinir olur diye. Size mani olmadım, ümit ederim. Yardımcı olalım mı? Vallahi. Bir şartla veriyorum. Buraya yazmadık ama. Çocuk erkek olursa ismini Kamuran koy. Ulan şimdi ben sana koyacağım ha. Dümbük. Yeter be. Hiç merak etme. Erkek de olsa kız da olsa adını Kamuran koyacağız değil mi? Oh. Şunu tutsana. Ne yapıyorsun lan? Bir dakika. Oğlum yalama lan. Oğlum insan içinde var yalama lan. Abi. Otur şunu tut. Yıllarımı verdim öğretemedim. Abi, bak şuraya oturtacaksın şuraya. Bak yapsana seyret. Bak, bak bak bak. Oh, tam isabet. Sen geç başına. Senden söhbetim kurtarmadı hele. Gerçi pek inanmadım da bu hamilelik olayına. Ama iyi oldu Şeref size. Bundan sonra korkarım. Sağ ol abla. Ahmet! Ahmet dur! Ahmet! Ya çocuk gibisin bir dursana! Dur! Ne yapıyorsun sen ya? Öpüyorum seni. Sen git de o yeni doğacak olan yavru Kamuran'ı öp. Yok, ben seni öpeceğim. Hem de ömrümün sonuna kadar. Gerçekten. Nasıl yani? Ya hamile falan değilim. Aramızda hiçbir şey geçmedi. Vallahi mi? Ya o içtiği gece sızdı kaldı. Ben bunu fırsata çevirmek için sadece yalan söyledim. Ya bak. Ne bizim? Şimdi söyle bakalım. Evlenir misin benimle? bir dakika. Benim biraz düşünmem gerekiyor. Düşünmeyeceğim. Deli misin sen ya? Tabii ki evlenirim. Bir dakika, bir dakika. Dedem. Dedemi unuttuk. Adam çürüyecek arabada ya. Abi. Abilerim, ablalarım kusura bakmayın ya. Siz de sabahtan beri peşimizde sürükledik. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Eğer adreslerinizi verirseniz... biz de size düğün davetiyelerinizi yollarız. Aman, aman aman damat yok. Davetiye maveti yollama. Ben sana bir takayım.
şu cebimdeki çeyreği. Ha, tak abi, tak. Ay maşallah sarı gelinim. Pek güzelsin. Bir öpeyim. Allah bir yastıkla kocasın. Mutlulukla bir daha öpeceğim. Canım benim. Hadi ablacığım, hadi. Hadi gidelim artık. Cenaze nereye var? Baksana. Bu arada başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Hadi ahali. Sinema izliyorsunuz. Hücüne hadi arabana. Dede niye ölmüş? Bilmiyorum. Lumbago? Olabilir. Prostat? Aa. Menisküs de olur. Kesin. Kamran al. Hadi geç arabaya. Ahmet. Abin. Kızdı galiba. Yok canım, o bana kızmaz. Çok sever beni. Çok kızmış ki bakıyor. Kızmış mı sence? Kızmış galiba. Hayvan Ahmet. Kunduz Ahmet. Ulan bir günde bir ömür yaşattınız lan bana. Ama helal olsun lan. Vallahi helal olsun. Aslanım benim. Eyvallah abi. Aslanım. Öpeyim abi. Öp artık. Hadi yürü, hadi. Ya zenginiz. Ya. Tamam, ben alırım. İtiniz ne, bu da ne? Al bakayım şunu. Al. Şunu da al. Vallahi arkadaş. Dedem bir kere öldü. Biz bir günde 10 kere öldük, öldük dirildik. Ya. Ahmet hemen sür gidelim, hadi hadi. Selamünaleyküm ve rahmetullah. Ne oluyor ya, ne oluyor? Eyyüzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dede sen yaşıyorsun ya. Ne oldu ya? Neredeyim ben? Burası cami değil mi? Ya dede, canım dedem, güzel dedem. Ya sen ölmüştün, ölüydün sen. Ne ölmesi ya? Dipdireyim turp gibi, hepinizi mezara koyarım ha. Bu güzel gelin kız da kim oluyor? Dede, bu kız senin gelinin, senin gelinin bu. Sevdim, kaçırdım onu. Sana getirdim. Öpeyim de dedim ben. Allah'ım sen ne güzel kaderler yazıyorsun, güzel Allah'ım ya. Dede. Sen de az değilmişsin ha. Sen ölüyken... Tövbe de olsun ya. Tövbe tövbe. Sen baygınken telefonun çaldı. İzdivaç programından aradılar be. Ha, nesi var bunun? Ben de canlıyım. Benim de canım var. Ben de evlenmek istiyorum. Olmasa kız kaçırırım vallahi. Kaçırırım vallahi. Kaçırırım vallahi. Dedemi görüyor musun? Kızım kim sorun? Ay dedem benim be. Bir şey söyleyeceğim. Şu ana kadar ölmediğimize göre şu andan sonra bari emniyet kemerlerimizi takalım. Dedeme de taksanıza ya. Herkes kavun yiyor. Ne iş? He, yiyoruz. Ne olmuş? Buranın kavunu meşhurdur. Sen de yemek ister misin kardeş? Yok. Size afiyet olsun. Ben bugünlük kavunumu yedim. Bir cenaze varmış. Alıp gideceğim. Ha, öyle mi? Gitti. Gitti mi? Nasıl gitti? Ya kardeşim, torunları aldı gitti şimdi işte. Arkadaş, bu işin bir prosedürü var. Ben bu kadar yolu boşuna mı geldim? Lastiğim patladı, yolda kaldım. Kafama silah dayadılar. Bize niye kızıyorsun ki sen? Geldiler, dedelerini aldılar. Yürü git içine ya. Gitmiyorum. O cenazeyi almadan şuradan şuraya gitmem. Arayın, geri getirsinler. Ya kardeşim sen hasta mısın ya? Uğraştırma bizi. Yürü git içine. Ah. Sinan amca. Sinan amca. Sinan amca. Ulan adam kalp krizi geçiriyor be. Hal mi durmuş Sinan amcanın? Bana kalmış dünya. Gülmüş ya, sana sormam asla.
koşan yok ağa. İnmez çeksem aşağıya. Sapı yanmış dünya.